Tüm soruları doğru cevaplamış, 500 tam puan almış, LGS Türkiye birincisi bir arkadaşımız daha başarı hikayesini anlatmak üzere yine bizim kanalımızı tercih etti. O zaman isterseniz hadi şu videoya geçelim. Herkese merhabalar. LGS Başarı Hikayeleri serimizin yepyeni videosuyla sizlerle birlikteyiz. Yine Türkiye birincisi olmuş bir arkadaşımızı konuk ediyoruz. Azra, kanalımıza hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Azra, öncelikle istersen tavsiyelerine geçmeden önce şöyle kısaca kendinden bize biraz bahseder misin? Merhaba, ben Azra Yılmaz. Antalya'da ikamet ediyorum. 2019 LGS birincilerinden biriyim. Çok güzel. Peki Azra, şu an bu yıl LGS'ye girecek olan ve bundan sonraki yıllar LGS'ye girecek olan LGS Tayfa senden gelecek tavsiyeleri, yaşadığın LGS tecrübelerini heyecanla bekliyorlar. Şöyle istersen ister 7. sınıftan başla, istersen 7. sınıftan 8. sınıfa geçtiğin yazdan başlayarak ta ki LGS gününe kadar, hatta LGS tercihlerini yaptığın döneme kadar şöyle süreci bize bir anlatır mısın? Senden dinlemek istiyoruz. Ben öncelikle 7. sınıfta LGS odaklı çalışmadım. Ben LGS'ye yaz tatilinde çalışmaya başladım daha çok. Hatta yaz tatilinin de ilk 2 ayını daha çok kendime ayırdım. Son ayında LGS odaklı çalıştım. LGS'ye yani yaz tatilinde şunu öneririm. Daha çok kitap okuyabilirsiniz, paragraf sorusu çözebilirsiniz. Çünkü LGS sürecinde o 9 ay içinde yani kitap okumaya çok fazla vaktiniz kalmayacaktır muhtemelen. Şahsen benim öyle olmuştu. Ben daha çok paragraf sorusu çözdüm. Daha sonrasında işte ufak ufak konulara giriş yapabilirsiniz. Şimdi oraya girmek istiyorum. Birinci döneme geçmeden önce Azra'cığım, burada çok güzel bir noktaya temas ettin aslında. Yani yaz tatilinde tamamen yatalım demiyoruz arkadaşlara. Tabii ki çalışabilirler ama hani o 7'den 8'e geçtiğiniz yaz tatilinde işte ne bileyim hocam ben komple konuları bitireceğim diyen arkadaşlarımız oluyor. Instagram'dan ulaşıyorlar bana, YouTube'dan yazanlar var. Bu böyle onlarca yüzlerce mesajın hepsini tabii ki cevap veremiyoruz. Buradan toplu halde onlara cevap verelim. Bakın karşımızda bir Türkiye birincisi arkadaşımız var. Kendisi ne diyor? Ben diyor 7. sınıfta diyor olayın daha idrakında bile değildim diyor. Sadece okul odaklı çalışıyordum. 7'den 8'e geçtiğim yaz diyor. Orada bile çok fazla böyle tempolu olmamak şartıyla azıcık çalıştım diyor. Size diyor kitap okumayı ve paragraf sorusu çözmeyi tavsiye ederim diyor. Gördüğünüz gibi yani çok fazla yüklenirseniz yaz tatilinden itibaren kendinize süreç içerisinde çünkü bu çok uzun bir maraton mutlaka bıkmalar, yılmalar olacaktır. Bilmiyorum Azra bu konuda bana katılıyor mu? Ne dersin? Kesinlikle. Zaten konular o okul döneminde hayli hayli yetişiyor. Böyle 2-3 kere üstünden konuları geçmek istiyor bazıları ama yani eğer o okul döneminde düzenli bir şekilde zaten çalışırsanız LGS'de iyi bir sonuç elde edebilirsiniz. Bu yüzden 7. sınıftan böyle kendinizi zorlayarak çalışmanıza hiç gerek yok bence. Ben de dediğim gibi 8. sınıfta başladım aslında. İlk dönem sürecin nasıldı? Neler yaptın ilk dönem? Şöyle bir hatırlarsan. İlk başta 8. sınıfta program yapmaya başladım. Öncesinde hiç ben de program yaparak çalışmıyordum. Haftalık programlar yaptım. Daha sonrasında o programa mutlaka günlük tekrar ekledim ve de cuma günleri de haftalık tekrar yapıyordum ayrıca. Bence tekrar gerçekten çok önemli. Özellikle ikinci dönem daha çok işinize yarıyor. Çünkü birinci dönem konularını unutmamış oluyorsunuz. Ben de bu yüzden her gün tekrar yaptım. Daha Arkadaşım, sonrasında dediğim araya yine gireyim. Yani önemli noktaları ben de tekrar edeyim. Güzel olur. Arkadaşımız diyor ki hem de kendisi bir soluk alsın. Konu tekrarı çok önemli diyor. Gerçekten. Arkadaşlar şimdi bir konuyu çok iyi anladığını düşünürsün. Tamam çok güzel. Ama devamında yeni bir konuya geçtiğinde eğer o konunun tekrarını yapmazsan ilerleyen zaman dilimlerinde o konuyu unutabilirsin. Ara sıra ufak tefek böyle konu tekrarları yapmak önemli. Hani diyeceksiniz ki hocam sayfalar dolusu tekrar nasıl yapacağız? Çok fazla vaktimizi alır. Bunun için de şöyle tavsiyelerde bulunabiliriz. Arkadaşlar biliyorsunuz soru bankalarında artık böyle hap bilgi şeklinde ufak ufak köşe bilgi notları var. Oralardan tekrarlar yapabilirsiniz. Kısa kısa konu anlatım videoları var. Artık teknoloji çağında yaşıyoruz. YouTube kanallarında bir sürü biliyorsunuz her dersten, her branştan konu anlatımı mevcut. Oralardan bu tekrarları gerçekleştirebilirsiniz.
ya da kendi aldığınız notlar vardır defterlerinizde. Buralardan bu tekrarları gerçekleştirebilirsiniz. Azra önemli noktalara temas ettiğinde böyle sözü ben de alayım onun izniyle, kusura bakmasın. Evet, devam et Azra. Ayrıca şöyle, ben direkt yüksek bir soru sayısıyla başlamadım. Düşük bir soru sayısıyla başladım ve her hafta ya da 2 haftaya bir arttırdım yani o soru sayısını. Kaç hatırlayabiliyor musun, soru sayısı kaçtı? Hatırlayabiliyor musun? Yani dediğim gibi arttığı için, ama en yüksek 300-350 soru arasını görmüştüm bir Yani çok günde. güzel. Bak, burada da bu yine açıklama yapmamız gereken bir nokta. Bazı arkadaşlarımız farklı farklı videolarda duymuş oldukları afaki rakamlara çok takılıyorlar. Hocam işte 700 soru, 1000 soru falan, bunlardan bahsediyorlar. Arkadaşlar, karşınızda bir LGS Türkiye birincisi var ve 300-350 soruya kadar ulaşabildiğini söylüyor günlük çözüm noktasında. Ve muhtemelen günlük işte 75-100 soruyla başladı. Artıra 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 300-350 soruyu görebildi. O yüzden herhangi bir şekilde sağdan soldan kulaktan gelme bilgilerle böyle strese girecek, moralinizi bozacak kesinlikle hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani başkalarına göre hareket etme durumunda değilsiniz. Herkesin bünyesi, potansiyeli birbirinden farklı farklıdır. Gördüğünüz gibi günlük maksimum 300-350 soruyla Türkiye birinciliğine ulaşılabiliyor. Evet, devam et Azra'cığım. Evet, ben 300-350 soru dedim ama zaten 300-350 soruyu da gittikçe LGS'ye yaklaştığımız zamanlarda çözmüştüm. Yani başından beri 300-350 soruda çözmedim. Dediğim gibi yani az ve öz çözerseniz aslında o size daha çok fayda sağlayacaktır. Ben de duyuyordum önce işte 7. sınıftayken vesaire benden önce sınava giren arkadaşlarımdan işte 700 soru, 600 soru vesaire. Ama soru sayısı gerçekten önemli değil. O sorudan dediğim gibi ne kadar verim alıyorsanız o daha önemli. Gittikçe soru sayım dediğim gibi arttı. Ben bir yandan da branş denemeleri alıp çözüyordum ilk konuları vesaire. Ayrıyeten paragraf sorusu çözüyordum. Mutlaka her gün sizler de çözmelisiniz. Çünkü LGS'de bildiğiniz üzere uzun uzun paragraf soruları var. Bu şekilde birinci dönem bitti aslında. Yarı yıl tatiline geldiğimizde yine kendime güzel bir program hazırladım. Tabii ki daha yoğun bir programdı bu. Ve elimden geldiğince uymaya çalıştım. Yine her zamanki gibi tekrarlarım vardı. Soru sayım birazcık daha arttı tabii ki. Çünkü tüm gün evde oldukça fazla soru çözme fırsatım oluyordu. Sonrasında sizlere önerim, bu 15 tatilde kitap da okumalısınız bence. Ben şahsen işte okul varken çok fazla kitap okuyamıyordum. Daha çok paragraf sorusu çözüyordum. Ama 15 tatilde kitap okumaya da vaktiniz kalacaktır fazla fazla. Bu yüzden kitap da okuyun. Sonrasında 15 tatilde bu şekilde geçti. İkinci dönem başladı. İkinci dönemde de aynı şekilde devam ettim. Programımı yapıyordum. Soru sayım giderek artıyordu. Üstüne dershanede de denemelerim oluyordu. Okulda da denemelerim oluyordu. İlk başta denemelerde çok fazla yanlışım çıkıyordu ama sonrasında bunlar tabii ki giderek düzeldi. Hatta ilk denememden bahsedecek olursam benim ilk denemem gerçekten kötüydü. Şöyle kaç yanlışım vardı? Yani puanımı hatırlamıyorum ama şöyle diyeyim, matematikteki yanlışımı asla unutamayacağım. Matematikte sadece 10 soru işaretleyebilmiştim ve o 10 sorudan da 7 tanesi doğruydu. Ben matematik en sevdiğim ders normalde ama gerçekten böyle bir sonuç çıkınca yani hiç unutamadım. Diğer dersleri hatırlamıyorum ama iyi oldukları için hatırlamıyorum. Matematikten gerçekten çok kötü yapmıştım. Burada şunu çok merak ediyorum. Azra, yeri gelmişken sana sorayım. Yine söyleyeceklerini unutma, aklında tut. Şimdi Azra'cığım, öğrencilerimiz en çok şunu merak ediyorlar. Diyorlar ki ya hocam, biz tamam TEOG tarzı basit düzeyde soruları çözebiliyoruz. Hani önce konu anlatımlarını çalışıyoruz bir konunun. Devamında da basit düzey soruları çözebiliyoruz. Sıkıntı yok. Ama soru yeni nesil soru olunca gümlüyoruz. Özellikle matematikte bu yeni nesil soru karşımıza çıktığında asla yapamıyoruz ya da çok uzun sürüyor diyorlar. Şimdi bu noktada sen bu sıkıntıyı ne zaman aştın? Çünkü hani biraz önce söylediğine göre 20 soruluk bir deneme sınavındaki matematik testinde
10 soru işaretleyebilmişsin. 10 tane boş var. Üstüne bir de 3 tane de yanlış çıkmış. 13 soru kaçırmışsın. Muhtemelen aynı sorunu sen de yaşamışsın. Zorlanmışsın yeni nesil sorularda. Bu problemi ne zaman aştın? Neler oldu, neler yaptın da artık yeni nesil soruları yapmaya başladın ve LGS'de 20 tane sorunun 20'sini de doğru yaptın? Ya şöyle aslında ilk deneme olunca biraz heyecan da fazla oluyor. Bu yüzden de matematikte sanırım süreyi yetiştirememiştim çok fazla. Tüm sorulara bakma fırsatım da olmamıştı. Ama daha sonrasında işte soru çözme taktiklerini öğrendim. Mesela işte takıldığımız bir soru olduğunda atlayıp öbür soruya geçip daha sonra o soruya dönüyoruz vesaire. Yeni nesil sorularda da şöyle, dediğim gibi ben matematiği gerçekten seven biriyim. Ama öncesinde ben de ilk denememe girmeden önce yeni nesil sorulardan çok korkuyordum. Bunu şöyle çözdüm. Öncelikle paragraf sorusu çözdüm tabii ki bol bol. Daha sonrasında matematikten yeni nesil soru bankaları almaya başlayınca her bilemediğim soruyu mutlaka öğrenmeye çalıştım. Yani öncesinde buna çok fazla dikkat etmiyordum önceki 6. 7. sınıfta vesaire ama 8. sınıfta gerçekten matematikte her bilemediğim soruyu öğretmenime soruyordum. Teneffüslerde olsun vesaire. Hatta teneffüslerde bazen öğretmenimizin vakti olmuyordu. Yani tüm sorulara bakamıyordu. Başka arkadaşlarımın da soruları oluyordu. Ama mutlaka o soruyu işte fotoğrafını çekip daha sonrasında bana anlatıyordu. Bu şekilde zaten belirli soru tarzları olduğu için her soruyu anladım. O yüzden de LGS'de bence iyi bir sonuç çıkardım. Siz de mutlaka her bilemediğiniz soruyu öğrenin. Çünkü zaten belirli soru tarzları var ve küçük değişiklikler yapıp o soruları tekrar önünüze getiriyorlar. Bu yüzden her soruyu öğrendiğinizde LGS'de iyi bir sonuç çıkarabilirsiniz. Kesinlikle katılıyorum sana. Şöyle özetlemek gerekirse kesinlikle bir kere yapamadığınız soruların, boş bıraktığınız soruların mutlaka üzerine gitmemiz lazım. Mutlaka bunları çözmeli ya da çözdürmeliyiz. Ve bunlarla alakalı konu eksiklerimizi de gidermeliyiz. Bu soru çözüm noktasında kendimizi geliştirmemize çok yardımcı olur. Ama bunun yanında yeni nesil sorulara alışabilme adına da çok soru çözmenin yanında ve çözdürmenin, yapamadığım soruları çözdürmenin yanında farklı farklı kaynaklardan sorular çözmek ve farklı farklı soru tiplerine, soru çeşitlerine, soru kalıplarına hakim olmanın da çok büyük önemi olduğundan bahsediyor arkadaşımız. Sonuna kadar katılıyorum. Bu bir süreç arkadaşlar. Tabii ki başlarda zorlanabilirsiniz ama ne kadar çok vakit ayırırsanız bu işe, bu yeni nesil soru çözme işine, zaman ilerledikçe sizler de göreceksiniz ki başarınız kademe kademe ilerleyecek. Çok güzel. Devam et. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Ben 7. ve 8. sınıfta çok fazla matematik sorusu çözdüm. Bunun nedenlerinden birisi de şu. Bizim matematik öğretmenimizin bir uygulaması vardı, sınıf içi bir uygulama. Belirli soru sayısına yıldızlı bir kaşesi vardı ve o kaşeyi basıyordu. Ayın sonunda da en fazla yıldızı toplayan 5 kişiye küçük hediyeler veriyordu. Sonrasında sınıfımızda bir yıldız vardı büyük ve o yıldızın 5 kolun ucuna o ilk 5'e girenlerin isimleri yazılıyordu. Bu yüzden de sınıfta herkes bir yarış içerisindeydi. Bu yüzden ben de gerçekten 7. ve 8. sınıfta çok fazla matematik sorusu çözdüm. Hatta yani matematikten diğer derslere göre daha çok soru çözdüm de diyebilirim. Hem LGS'de korktuğum için hem de işte bu yüzden. Şimdi ben araya girmek istiyorum burada. Çok güzel bir uygulama yapmış öğretmen arkadaşımız, meslektaşımız. Orada da bunun hakkını verelim istiyorum. Bir sakıncası var mı? Öğretmenin ismini söyleyip buradan teşekkür etmemizde. Ayşe Hocam, ona da buradan sevgiler. Ayşe Hocamıza buradan selamlarımızı iletiyoruz. Bakın çok güzel bir uygulama yapmış öğretmenimiz. Ayşe Hoca'nın emeği büyük Azra'nın üzerinde. Çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ve ayrıca şöyle bir nokta daha var. Buna da özellikle temas etmeni istiyorum. Çünkü arkadaşlarımız içerisinde şöyle fikre hakim olanlar var. Hocam, Türkiye birincisi çıkardınız, tamam kanalınıza ağırlıyorsunuz ama kolej mezunu, ben de koleje gitsem ben de Türkiye birincisi olurum diyen arkadaşlarımız çok fazla oluyor yorumlarda. Şimdi Şekil A'da karşınızda devlet ortaokulundan mezun olmuş ve Türkiye birinciliğine ulaşmış. Böyle bir arkadaşımız var. O yüzden bu devlet okulundan bu başarıyı nasıl yakaladı ve okulunu da onuru ederekten, okulunun da ismini vererekten
Biraz bundan da bahsetmesini istiyorum Azra'nın. Evet Azra. Evet, ben Antalya Serik Tekeli Ortaokulu'ndan mezun oldum, devlet okulu. Aynı zamanda ben hariç okulumuzda bir yanlış ve üç yanlış çıkaran arkadaşımız da oldu. Onlar da iyi bir derece yaptılar. Yani gerçekten okulumu seviyorum. Gerçekten bana çok şey kattığını düşünüyorum. Öğretmenlerim olsun, sonrasında okulda yapılan etkinlikler olsun. Okulumuzda her cuma günü LGS yaklaştıkça her cuma günü denemeler oluyordu. Şimdi onu soracaktım aslında. Okulda ne periyotlarla denemeler yapıyorlar diyecektim. Sen cevapladın. Evet, önemli bu nokta çünkü. Yani ilk dönem o kadar sık değildi ama ikinci dönem gerçekten her hafta deneme oluyordu. Bu yüzden de bana çok katkısının olduğunu düşünüyorum. Peki Azra'cığım şöyle ikinci dönemi de özetle bir geçersek neler yaptın ikinci dönem? Ne gibi bir çalışmaların oldu? İkinci dönem normal çalışmalarımın üstüne denemeler eklendi. Genel denemeler, branş denemeleri. Tabii ki genel denemeleri daha fazla çözmeye başladım. Çünkü LGS'nin zaten kendisi de başlı başına bir deneme olduğu için bence denemeler bizi LGS'ye daha iyi hazırlıyor. Bu yüzden ben de oldukça fazla bir şekilde deneme çözmeye başladım. Ayrıca konu eksiğimin olmamasına da dikkat ediyordum bunun yanında. Paragraf çözüyordum aynı şekilde dediğim gibi. Bu şekilde ikinci dönemde ilerlemeye başladı. Daha Evet, bir şunu sonrasında soracağım. Denemelerden bahsettik ya. Şunu da merak eden arkadaşlarımız oluyor. Bu ikinci dönemden bahsediyorum yalnız. Şöyle süreç ilerledikçe işte haftada bir deneme mi, haftada iki deneme mi, günde bir deneme mi? Nasıl çözüyordun yani kaç tane sayı olaraktan, deneme sayısı olaraktan bunu söyleyebilir misin bize? yani haftada 3-4 denemeydi ikinci dönemin başlarında. Daha sonrasında tabii ki LGS'ye yaklaştıkça her gün çözmeye başladım. Bir günde kaç tane çözmüşsündür rekor en fazla? 2 ya da 3 olmuştur sanırım. Tam Evet. hatırlamıyorum ama 2 ya da 3 olmuştur. Ayrıca şey bahsetmedik ama her ay yayınlanan örnek sorular var Ha, biliyorsunuz evet. ki. Bunları da aksatmadan çözüyordum her ay çıkartıp. Bence bu sorular gerçekten LGS'deki soru tarzlarına çok benziyorlar. Çünkü bazı soru bankalarında görüyordum gerçekten matematik üzerinden konuşacak olursak çok zor sorular vardı. Onları mesela çözemiyordum ama o yayımlanan soruları çözdüğümde daha kolay geliyordu bana. LGS'de de o tarza yakın sorular çıktı benim açımdan. Yani ben öyle düşünüyorum. Evet, Bu çok güzel. yüzden mutlaka onları da çözdüm. Burada ben de müdahil olayım. Gerçekten arkadaşlar her böyle başarılı olmuş arkadaşımız söylüyor. LGS'den daha zor oluyor deneme sınavları. Yani deneme sınavlarındaki sonuçlarına bakıp moralini bozan arkadaşlarımız çok oluyor. Ya da soru bankalarından bilemiyorlar. Çok zor olan soru bankalarını alıyorlar. Çözemediklerinde moralleri bozuluyor. Ama burada bu noktada örnek sorular LGS'nin bir muadili olaraktan karşınıza çıktığı için onları eğer çözebiliyorsanız zorlanmadan bu sizin adınıza LGS'nin bir provası olmuş oluyor ve psikolojik olaraktan sizi rahatlatıyor. Tabii şu an eminim geçen yıl LGS'ye girenler ve bu yıl geçen yılki LGS'ye giren arkadaşlarından duyum alan arkadaşlarımız hemen diyorlar ki hocam olur mu öyle şey? Geçen seneki LGS örnek soruları hiç benzeri çıkmadı. Evet böyle bir gündem olmuştu. Tamam kabul ediyorum. Azra sen de duymuşsundur belki takip ettiysen. Ama arkadaşlar soruların aynısının çıkmasını zaten beklemeyin. Aynısı çıkmaz. Biz sadece orada soru kalıbı, soru tarzı, map soru çeşidi görme. Yani map nasıl soruyor? Bu konuya hakim olabilme adına örnek soruları çözelim. Anlatabiliyor muyum? Sen sadece örnek soruların tamam birebir aynısını soracaklar, rakamlarını değiştirip şekliyle olaya yaklaşırsan tabii ki bocalarsın. Ki bir önceki yıl Azra sınava girmiş. Herhalde o yılda örnek soruların aynısını sormadılar. Öyle değil mi Azra? Evet, kesinlikle. Yani demek istediğim sadece bazı soru bankalarını alıyorlar ve gerçekten çok zor sorularla karşılaşınca böyle pes etme derecesine geliyorlar. Ama öyle değil. Yani LGS'de çok sizin görmediğiniz konulardan veya başka şeylerden sormuyorlar zaten. Hep sizin gördüğünüz şeyler. Peki Azra, yavaş yavaş şöyle LGS gününe doğru yaklaşalım.
Son bir hafta neler yaptın? Son gün neler yaptın? LGS günü nasıl bir heyecan yaşadın? Şöyle bizle bir paylaşır mısın? Son bir hafta kaladan başlayayım. Son bir hafta kala daha çok o örnek sorulara tekrardan göz attım. Son bir iki gün kala hiçbir şey yapmadım ders adına. Daha sonrasında LGS'den bir gün önce erken kalkabilmek için erkenden yattım. Rahat bir şekilde uyudum. Heyecan vesaire olmadı. Sabah kalktım. İşte aslında sınava gireceğim okul evimize yakındı ama yine de önceden orada olmak istediğim için erkenden gittik. İşte sınav saatini beklemeye başladık. O sırada arkadaşlarımla vesaire görüştüm. Öğretmenlerimden bazıları vardı. Sonrasında bizi içeri almaya başladılar. O zaman heyecan başladı aslında. Sıralara oturduk. Sonrasında kitapçıklar dağıtıldı. Görevli öğretmen başlayın komutunu vermeden önce çok yani heyecanım tavan yapmış olabilir. Burada unutma, şunu merak ediyorum. Hani böyle kitapçık geldi oturdum dedin ya. Acaba orada bir beklentin var mıydı? Türkiye birincisi olurum düşüncen var mıydı? Evet, bunu da söyleyeyim. Kesinlikle böyle bir şey düşünmüyordum. Yani aklımın ucundan bile geçmiyordu. Evet, iyi bir sonuç yapacağıma inanıyordum ama yani hiç full çıkaracağımı bilmiyordum ve hatta bunun garip bir hikayesi de var. Şöyle ben full çıkardığımı öğrenemedim. Öncelikle bir yanlış çıkardım zannediyordum LGS'den sonra. Çünkü belki biliyorsunuzdur o yıl çok tartışılan bir fen sorusu vardı Evet, ben ve hatırlıyorum. İki şık arasında kalıyorlardı öğretmenler de. Öncelikle resmi cevap anahtarı açıklanmadan önce öğretmenler cevap anahtarı yollamışlardı ve ben kontrol ettiğimde o fen sorusu benim yanlıştı ve bir yanlışım var gözüküyordu. Yani buna bile gerçekten çok sevinmiştim aslında. Bazı öğretmenlerime sonucumu söylüyordum. Sonrasında bir de resmi cevap anahtarı yayınlandı. Bir de oradan kontrol edeyim dedim ve baktım ki o soru benim doğruymuş. Yani o an gerçekten inanamadım. Tekrar tekrar cevap anahtarına baktım. Kendi işaretlediğim cevaba baktım. Böyle de bir komik hikayesi var. Daha sonrasında full diye düzelttik. Peki şöyle söyleyelim. Sınav esnasında hani hazır bir şekilde girdiğin için bir heyecan yaşadın mı? Yoksa tamamen soruların içerisine dalıp gidip hiç herhangi bir sıkıntı yaşamadan, strese girmeden sınavı tamamladın mı? Şöyle işte o başlamadan önce heyecan vardı ama genelde duyarız işte soruyu okumaya başladıktan sonra heyecanımız geçer. Gerçekten bu bende de öyle oldu. İlk Türkçe sorusunu okumaya başladıktan sonra tamamen sorulara odaklanmıştım ve heyecanımı unutmuştum aslında. Bu yüzden de yani aslında sözelde de iyi bir sonuç çıkaracağımı düşünüyordum özellikle sözel bölümde. Süremin de yeterince artacağını vesaire düşünüyordum. Bu yüzden sözelde daha rahattım sayısaldan. Sözelde hiç heyecanım olmadı. Sözelden çıktıktan sonra arada biraz heyecan tekrardan bastı. Çünkü sayısala giriyorduk ve matematikten korkuyordum. Kim korkmuyor ki? Herkes korkuyor. evet. Sonrasında işte arada bitti ve tekrardan sınıflara girdik. Tekrardan bir heyecan süreci. Sonrasında başladık ve ben önce fenden çözmeye başladım. Çünkü zaman açısından bence ilk önce fenden başlamak gerekiyor. Sonrasında feni çözdüm. Fende bir iki tane bilemediğim soru kalmıştı. Onları boş bıraktım, matematiğe geçtim. Matematiği çözmeye başladım. Çözüyorum, çözüyorum. Biraz şaşırdım ortalarında. Sonrasında matematiği tamamen bitirdiğimde de yine onda da bir iki boşum vardı. Daha da sürem vardı. Önce fene baktım, fendeki boşlarıma. Sonrasında matematiğe döndüm ve bir baktım ki hepsini yapmışım. Yani şöyle düşündüm o an, sürem de vardı biraz daha. Matematikte bütün soruları işaretlediysem muhtemelen hepsi doğruydu. Çünkü şöyle bir söz vermiştim kendime. Eğer bir sorudan emin değilsem onu boş bırakacaktım, özellikle sayısalda. Bu yüzden bütün soruları işaretlediğimde gerçekten sınav anında çok mutlu olmuştum. Süper. Sayısal da bu şekilde bitti. Harikasın. Yani şunu da söyleyebiliriz. Arkadaşınız bir tur attım, sonra boş sorularıma tekrar geriye döndüm diyor ya.
Ben de kanalımdaki videolarımda sürekli sizlere tavsiye ettiğim turlama tekniğini uygulamış sınavda. Gördüğünüz gibi ona çok büyük katkı sağlamış. Siz de mutlaka denemelerinizde turlama tekniğini kullanın, buna alışın. LGS'de de kullanın ki yapamadığınız soruları telaş edip süre problemi yaşamayın ve geriye döndüğünüzde rahat bir şekilde onları inşallah çözün. Evet, şöyle bir süreci özetledik. Çok güzel. Benim şimdi sana sormak istediğim şöyle bir soru var. Süreç sonrasında sonuçlar açıklandı. Türkiye birincisi oldu. Ama ben seni öncesinde biraz sohbet ettiğimiz için biliyorum. Bir özel lisede okuyorsun. Yani şöyle sorayım sana. Mesela şu an atıyorum Galatasaray Lisesi'nde olsaydın ya da Ankara Fen Lisesi'nde olsaydın diyecektim ki neden Ankara Fen Lisesi diyecektim. Ama sana şöyle bir soru yöneltmek zorundayım. Sen şimdi Türkiye'nin dört bir yanındaki tüm liselere, A'dan Z'ye tüm liselere yerleşebilecekken neden Antalya'da bir özel okul tercih ettin? Merak ediyorum yani gerçekten. Yani şöyle öncelikle mesela Galatasaray Lisesi'ne gitseydim yatılı kalmak zorundaydım. Ve yani bilmiyorum sanırım ailemden ayrı kalmak istemedim. Uzakta yaşamak istemedim. Bu yüzden de Antalya'da bir okul tercih edecektim. Antalya'da da Fen Lisesi var, iyi bir Fen Lisesi. Onu da tercih etmedim çünkü ben yabancı dile de ağırlık vermek istiyorum ve bunun için de özel okulun daha uygun olacağını düşündüm. Bu yüzden de Antalya'da bir özel Muhtemelen okuldayım. tabii o Antalya'daki tercih ettiğin özel okulda sana çok güzel imkanlar sunmuştur. Daha önceki yıllardaki mezunlarını da sen takip etmişsindir. YKS başarıları, üniversite başarıları gayet iyidir. Sana hitap ettiği için tercih ettin. Ama benim anladığım kadarıyla buradaki birinci faktör aileden ayrılamamak olsa gerek. Öyle olsa gerek. Çünkü eğer öyle olmasaydı, öyle bir faktör olmasaydı ben inanıyorum Ankara, İstanbul gibi şehirlerdeki güzide liselerden bir tanesini mutlaka yatılı da olsa tercih ederdin. Çünkü çok güzel liseler var gerçekten. O okullara yerleşmek isteyen, hayallerini o okullar süsleyen yüz binlerce öğrenci var. Azracığım, şunu merak ediyoruz bir de. LGS Türkiye birincisi olduk. Bu sonucu öğrendiğin gün neredeydin? Neler yaşadın? Nasıl bir duyguydu? Bizimle paylaşır mısın? Bunun da garip bir hikayesi var aslında. Ben yaz tatilinde yabancı dil kursuna başlamıştım. O sonuçların açıklandığı gün de kurstaydım. Sonrasında bir telefon geldi. Annem aramış. İşte öğretmenlerim bana verdi. Annem ilk başta şey dedi. İşte öncesinde kontrol ettiğimizde full gözüküyordu ama işte iki yanlışım varmış matematikten dedi. Kodlama hatası yapmışsın herhalde Dalga mı dedi. geçiyor? Evet ama gerçekten ciddi bir şekilde söyledi ve ben de kodlamadan çok korktuğum için gerçekten falan diyorum böyle inanamadım. Sonrasında güldü. Hayır dedi. Hepsini full yapmışsın dedi. Gerçekten çok mutlu oldum ama o an orada da mutluluğumu çok fazla gösteremedim kursta olduğum için. Öğretmenlerim de arkadaşlarım da oradaki hepsi kutladılar. Yani güzeldi. Peki Azra'cığım, son olarak LGS Tayfa'ya ne söylemek istersin? Öncelikle tabii ki bu sene düzenli bir şekilde çalışın. Ancak bunun sadece bir sınav olduğunu da unutmayın. Sadece liseye geçiş sınavı ve önünüzde bir de üniversite sınavı var. Bu sınavlar sadece sizin hangi okula gideceğinizi belirliyor aslında. Ama dediğim gibi düzenli bir şekilde çalışırsanız da gerçekten sınavlardan korkmanıza gerek kalmayacaktır. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Umarım istediğiniz puanlar alıp istediğiniz liselere yerleşirsiniz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Azracığım, seni tanıdığım için çok memnun oldum, çok mutlu oldum. Kanalıma katıldığın için, başarı hikayeni bizlerle paylaştığın için sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Evet, bir başarı hikayesi videomuzun daha yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sen, LGS Tayfa, geçmiş yıllarda sınava girmiş ve başarı elde etmişsen bana Instagram sayfam veya mail hesabım üzerinden ulaşıp sen de bizlerle başarı hikayeni paylaşabilirsin. Ben de hepinize sağlıklı ve başarılı bir yıl diliyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videonun altındaki yorumlar kısmına içten yorumlarınızı bekliyorum.
Ayrıca kanalıma destek olmak için görmüş olduğunuz daire ikondan kanalıma abone olabilir, dikdörtgen şeklindeki bağlantılarımdan da diğer videolarıma ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun, hoşça kalın.